Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan, kıyır kıyır, ucu çikolatalı çok güzel bir kurabiye yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak yağları ekliyoruz. Burada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Yağın oda sıcaklığında olması şart. Aslında kurabiyelerde, keklerde tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli bir ayrıntı. Şimdi tereyağını ekliyorum. Üzerine sıvı yağ ekliyorum. Şimdi üzerine unu ekleyeceğim ilk olarak. Unda da bir ayrıntı yine vermek istiyorum. Burada biraz ölçülü gitmek gerekiyor. 2-2,5 bardak gibi yeterli geliyor ama ben 2 bardağı ekleyeceğim. Yarım bardağını yoğurduktan sonra kıvamına göre ekleyeceğim. Şimdi unun üzerine diğer malzemeleri ekliyorum ki kolayca karışsın diye. Pudra şekerini ekliyorum. Burada nişastamız var. Bu kurabiye biraz nişasta bazlı bir kurabiye. O yüzden böyle ağızda dağılan bir kurabiye. Kıtır kıtır değil ama kıyır kıyır bir kurabiye. Bir tutam tuz ekliyoruz. Tuz ekledikten sonra da kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum şimdi. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Bu kurabiye ile ilgili içeriğini şöyle değiştirebilirsiniz. Bu temel bir hamur olabilir sizler için, kurabiye hamuru. Ben içerisine fındık kullanacağım. Bizim Trabzon'da fındık bahçelerimiz olduğu için tazecik fındıklar geliyor ve biz çok fazlasıyla fındık kullanıyoruz. Ama burada siz badem kullanabilirsiniz, içerisine küçük parça çikolataları içine ekleyebilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz, susam ekleyebilirsiniz. Siz bunu kendi zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Evet, şu an ele yapıştığı için yine biraz daha un ekleyeceğim bu aşamada. Elime yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmek istiyorum. Unu çok kaçırmamamız da gerekiyor aynı zamanda. Nişasta olduğu için de bu sefer de bir araya getirmekte zorlanabilirsiniz. Evet, bu aşamada neredeyse hamurum toplandı. Fındık ekliyorum. Fındıkla ilgili, yine bir kuru yemişlerle ilgili daha doğrusu bir tüyo daha vermek istiyorum. Çiğ kullanmayın. Muhakkak onu fırında veya tavada bir kavurmanız gerekiyor. Çünkü orada kuru yemişin yağı ortaya çıktığı için çok daha lezzetli oluyor. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Elime yapışmıyor ve gayet yumuşak. Şimdi şekillendirip fırına vereceğiz. Şimdi hamurumuzu şekillendirmeden önce fırınımızı açıyoruz. Önden 170 dereceye ayarlıyorum. Bu sırada hamurumuzu şimdi şekillendireceğiz. Bu aşamada istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz kurabiyenizi. İsterseniz minicik yapıp çikolatalara batırabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi biraz daha büyük, ucu çikolatalı deneyebilirsiniz. İçerisinde kabartma tozu olduğu için aralıklı dizmeliyiz. Hatta size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Bu kurabiyeyi ilk denediğimde o kadar yakın dizmişim ki fırına piştiler mi diye dönüp baktığımda hepsi birleşmişti ve fırından çıkarttıktan sonra sıcakken onları küçük küçük keserek o şekilde yemiştik. O yüzden hatta şu an bile biraz yakın dizdik. Aralıklı olması önemli. Tam bu aşamada çatalla sadece bir yön şeklinde böyle bastırıyorum. Çünkü diğer taraflarını çikolataya batıracağız. Çikolataya batırmadığımız taraflarda da şekil olsun istiyorum. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi çikolata sosunu hazırlayacağım. Onun için alttan tencereyi alıyorum. Çikolatayı parçalayarak başlıyoruz. Biraz güç istiyor tabii. Bu kadar benim için yeterli. Siz isterseniz pul çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle benmari kabına alacağım.
Şimdi ilk olarak tencereye suyu ekleyeceğim. Suyun kaynamış olması gerekiyor. Ben daha önceden kettle'dan kaynatarak vakitten kazanmak istedim. Şimdi burada yine küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Kaynayan suyun miktarı az olmalı ve tenceremize temas etmemesi gerekiyor. İçindeki tüm parçalar eridikten sonra şimdi alabiliriz. Sosumuz hazır. Şimdi kurabiyelerin fırından çıkmasını bekliyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. İnanılmaz güzel bir koku var şu an. Hatta şeye benziyor, böyle un kavururuz. Un helvası gibi kokuyor burası. Kurabiyelerimiz sıcakken telin üzerine alıyorum. Çünkü burada ısıyla pişmeye hem devam ediyor hem de nemleniyor altı. Telde alttan hava aldığı için kıyır kıyır oluyor. Şimdi kurabiyelerimiz oda sıcaklığına geldiyse işin en güzel kısmı. Çikolata banyosu yaptıracağız onlara. Böyle bir kağıt seriyorum. Çünkü buradan çikolata altı akmasını istemiyorum. Zaten oda sıcaklığına da geldiler. Eğer sıcak yaparsanız çikolatayı almaz ve kurabiyenizi yumuşatır. O yüzden oda sıcaklığına gelmesi önemli bir ayrıntı. Bu tarafına çatallı desen verdik. Bu tarafı düz. Düz olan kısmına şöyle batırıyoruz. Ve bir kağıdın üzerine diziyoruz şimdi. Güzel değil mi? Kurabiyelerimizi hazırladık. Aslında servis etmeden önce biraz çikolataların soğumasını bekleyeceğiz. Ama ben tabii ki bekleyemeyeceğim. Çünkü bunun böyle akışkan halini çok seviyorum. Bu kurabiye kahveyle mükemmel güzel. O yüzden kendime bir kahve koydum. Şimdi kahvemi alıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik ve kolay bir tarif. Aynı zamanda da çok lezzetli. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.